geldiniz. Base TV'de bugün yine Güneydoğu Avrupa Şampiyonası'nı sunacağız. Doğru yerden sunabiliyor muyum şu an? Ona bir bakayım. Evet, aynen öyle. Yine ilk maçı kaçırdık. O konuda yine kusura bakmayın. Mortador, yani BG'ninki BG. Karşısında da kim var size söyleyeyim. Deathfire var. Ve durum şu an Mortador, yani Nikki, hangisini söyleyeyim, Mortador diyeyim. Mortador 1-0 önde. Handlock'uyla geçen el Deathfire'ın Warrior'ını, Control Warrior'ını yenmişti. Şimdi de Handlock'a karşı Deathfire Face Hunter seçmiş. Şu ses seviyesini, evet, ses seviyesi şöyle ayarlayayım. Evet, yine ilk maçı kaçırdık. Ben saati yanlış biliyormuşum. Ben saat 11'de sanıyordum. Sanıyorum 10'daymış ama geç başlamış. Sunabileceğiz maçları. Yine Best of 5, yine King of the Hill usulü bir turnuva olacak. Doğru şeyi sunuyorumdur diye ümit ediyorum. Evet, CSGO maçı yok mu? Anmış, hemen size şeyi yolluyorum. Evet. Evet, bugün CSGO maçı arkadaşlar saat 5'te başlayacak. Kimin maçı olduğuna dair bir fikrim yok ama linki de yolladım aslında size. Oradan şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz ani oldu. Herkes, yani kanalda da herkes maçı 11'de sanıyordu. Maç biraz erken başlamış ya da yanlış biliyormuşuz, tam olarak emin değilim. Bu arada evet, maçı sunmaya dönecek olursak ben hemen girdim bir anda turnuvayı şeye. Ama işi çok zor. Face Hunter'ın gibi görünüyor. Şu an 21 canı var. Tur olmuş 5. Aslında bu 5. turda, 5. tura kadar çok daha fazla hasar verebilmesi lazımdı. Deathfire'ın 4. turda Mortador. Genelde Mountain Giant oynanamaz bu şeylerde, eşleşmelerde. Hani elinizde kart kalmaz genelde. Ama bakalım. Bu arada eline bakıyoruz. 2 manalık kart, herhalde bir tane Sanfürisi var. Diye düşünüyorum. Yani Hunter çok hızlı başlayamamış ama tabi Handlock'un elinde ne bir Molten Giant var, ne de bir bir tane Sanfürisi varmış gerçi. Sidens'lara karşı Mortador biraz korktu ve Mountain Giant'la kafaya gitmek yerine 3 ataklı Wolf Rider'ı öldürmeyi tercih etti. Şu an ben de yayın kalitesini hemen bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet. Evet, bu Belcher'ı silence'sız bir şekilde geçmesi çok zor olacak. Elinde trap'leri falan var. Ama tabi trap koyup şey yapamıyor. Bow şeyinden verim alamıyor. Elinde hem trap hem Mad Scientist'in olması da Hunter'ın elinin ne kadar kötü olduğunun, ne kadar kötü bir başlangıç yaptığının göstergesi aslında. Evet, explosive trap'i koymadı. Buna silence'ın gelmeyeceğini düşündü. 2-2'lik minyonuna. Ki ama geliyor Silence. Şu an geliyor Silence. Explosive Trap'i koymaması sadece ona mana kaybettirdi diyebiliriz. Gerçi Hunter'ın girecek, tap dekleyecek kartlarının mana değeri küçük olacağı için bundan sonraki gelen kartları da hepsini birlikte kullanabilir. Bu arada Argus'u da varmış. Argus'u ben görmemişim sanırım.
Aynen öyle. Şu an Silence'ın olmadığını biliyor Mortador, rakibinde Silence olmadığını biliyor. O yüzden artık Mountain Giant'la da kafaya gitmeye başladı. Evet. Dediğim gibi Hunter çok hızlı başlayamadı. Handlock bu maçı da alıp durumu Mortador 2-0 yapacak gibi. Bu maçın kazananı arkadaşlar bugün yayınlanmayacak o ama dün RDU'yla biliyorsunuz Süper Lobo maç yapmıştı. Süper Lobo kaybetmişti. Bu maçın kazananı Süper Lobo ile kazanacak. Sonra o maçın kazananı yarın saat 10'da ya da 11'de, ona emin olacağım. Tekrar büyük finalde eşleşecekler. Evet, Anlayış da Hounds'u kullandı bu arada. Ama temizleyemiyor hiçbir şekilde. Arcane Golem atıp... Ha yok, Explosive Trap, evet. Explosive Trap atıp Giant'ı da o şekilde kaldırmayı düşünüyor. Canını da 10'a kadar indirdi. Aslında ben biraz erken konuşmuşum sanırsam. Şu an hala Hunter'ın kazanma şansı var. Evet, artık çok daha az var çünkü Ragnaros'u koyup AFK olacaktır. Rakibinin hani o da Explosive Trap olduğunun farkında bu trap'in, ve bir tane daha Unleashed Hounds yoksa bunu geçmesi, bu duvarı geçmesi çok zor. Hunter'ın Deathfire'ın ve Hunter acı içinde hımlıyor. En sevdiğim bekleme seslerinden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar durum yazmasa bile Mortador Handlock'uyla şu an clean feed'den alıyorum yeğenim. Yani benim aslında bir yere yazsam mı ki? Şu an ben bir yere yine de yazayım. Skoru yazayım. Evet, Hunter en sonunda geçemeyeceğini, bu taunt dolarını geçemeyeceğini anladı. Ve bir dahaki tur öleceğini de fark etti. Bu ordu Wolfrider artı Arcane Golem'ini kullanıp bu ordu temizlese bile yine de bir dahaki tura lethal'ı oluyordu. O yüzden bunu görünce şöyle ben skoru küçük bir şekilde şuraya koyayım arkadaşlar. Soranlar, yeni gelenler, gidenler görebilsin. Evet, Handlock karşısında Handlock sanıyorum eşleşme bu yönde. Mortador yine rakibine göre daha şanslı gibi gözüküyor şu an için, en azından başlangıç eli için. Daha söylemek için aslında erken ama Deathfire tam bir Handlock oynamıyor sanırım. Molten Giant Sunfury'i görünce Handlock olduğuna direkt kanı getirmiştim ama Doomguard görünce düşüncelerim biraz değişti. Demon Lock'a daha yakın bir deste oynuyordur diye tahmin ediyorum. O zaman her şey birazcık değişebilir. Mortador'un elinde çünkü 4 manalık bir kartı vardı. En önemli turu Handlock'un. Rakibi Deathfire'in elinde 4 manalık bir kart yoktu. Evet. İki tarafta Life Tap ile başlıyor. Evet, Life Tap yaparsa şu an Deathfire bir de coin'ine Sunfury atması lazım ya da coin'i boşa atması lazım. O yüzden Life Tap yapacak mı onu düşünüyor sanırım. Herhalde yapmayacaktır.
bu maçı kazanırsa Mortador bir sonraki maçında Super Lobo ile oynayacak. Dün RDU'ya yenilmişti Super Lobo. Şu an çok büyük avantajlı Mortador. Bir maç kazandı. Bundan sonra maksimum 3 maç oynayacaklar. Herhangi birini kazandığı sürece üst tura çıkacak. Bu arada Mortador geçtiğimiz haftalarda sanıyorum Lumalapis'i, Türk oyunculardan Lumalapis'i yenmişti. Bu arada Deadfire dediğim gibi hiçbir şey yapmadan turu geçti. Mortador da çok düşünmesine gerek yoktu. Tabii ki hemen koydu şeyi. Twilight Drake'i, ama Twilight Drake'e Silence geldi. Sonra da bir Ancient Witcher. Bundan sonraki turlarda da daha rahat life tapleyebilmek adına Ancient Witcher'ı koydu. Elinde zaten taunt verici şeyleri de var. Minyonları da var. Deathfire'ın. Evet. Belçira Sam şeyle vurduktan sonra, Oğul'la vurduktan sonra herhalde Hellfire atacak, çünkü canlar onu gösteriyor. Bir dahaki turda muhtemelen Coin Doctor Boom atacaktır diye tahmin ediyorum. Mortador'un ise elinde neler var onları anlamaya çalışıyorum ama ben kendi ekranımdan izlemediğim için arkadaşlar, kartların üstüne gelip kartların ne olduğunu görmekte güçlük yaşıyorum açıkçası. 2 manalık bir tane Sanfiris'i, bir tane Oğlu var. Yanında sanıyorum bu 7 manalık şey Doktor Boom olsa gerek. Yanındaki Emperor Taurisian olsa gerek. Aslında biraz daha dikkatli bakınca anlaşılabiliyormuş. Bu tur muhtemelen 6 manaya Emperor'ın oynayacaktır. El çok fazla büyük olunca bu Emperor'dan inanılmaz büyük bir verim alınıyor arkadaşlar. Genelde Handok'un 6. turu 5'e 5'lik bir şey atarak geçme lüksü olmuyor ama bu eşleşmede özellikle gerçekten çok işine yarayacaktır Mortador'un bu şey. Çünkü şu an eğer öldürmezse o kartını bir kere daha düşecek elindeki kartların mana kostu. Bu arada şu an artık daha da zor şeyleri algılayabilmek. Elindeki kartları, hem kartlar çok sıkışık hem mana kostları bir düşmüş durumda. Evet. Ancient Witcher. Evet. EGH'i de var. Önce Ancient Witcher'ı attı ki Boom botların şeyini emebilsinler. Bu arada ben hala Demon Knock'a dair en ufak bir şey göremedim Deathfire'ın destesinden. Dediğim gibi Jaraxxus geldi. Sadece Doomguard ve Demon'larla alakalı başka hiçbir sinerjisi olmayan bir Doomguard görüyorum Deathfire'ın elinde. Evet, Life Tap ile başlıyor. Sonra Shadow Flame atacaktır herhalde Ancient Witcher'ına. Aynen öyle yaptı. Evet, 8. turda Doktor Boom ve Twilight Drake bayağı güçlü oldu ya bence. Gerçi buna da cevabı var. Buna da bir tane Shadow Flame'i var Deathfire'ın, ama o Shadow Flame'i de harcadıktan sonra, özellikle o Shadow Flame eğer, evet, aslında bir Game Hunter'ı da var. Bakalım ne yapacak? Bu board'dan bir şekilde kurtulması lazım Deathfire'ın.
maçı uzatmak istiyorsa bir sonraki maça, turnuvaya burada veda etmek istemiyorsa, çünkü şu an masada tam Lethal'ı var, Mortador'un. Evet, bu arada temizlemek yerine minyonlarına taunt vermeyi tercih etti. İkinci Shadow Flame'ini elinde tutmayı tercih etti. Deadfire. Bakalım bu botlardan neler göreceğiz. Mortador'un elinde aslında Shadow Flame için Sylvanas'ı var. Belki Sylvanas Shadow Flame atabilir. Evet, bir Silence'ladı Giant'ı. Sonra ne yapacak diye merak ediyorum. Yanlış yaptığını düşündü herhalde Mortador. Şu an BM yapıyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Aslında 3 6 10. Evet, sanıyorum Lethal deneyecek 2 Hellfire atarak. Boom botlar ama masayı temizlemeyi tercih etti. Lethal vermek yerine. Aynen öyle. Lethal şansı vardı. Çok da düşük değildi aslında Mortador'un Lethal şansı. Mortador da biraz dağılmış gözüküyor. Life Tap'i en son yaparak. Gerçi Lethal denedi Life Tap'i en son yapmasında, bir sakınca yoktu sanırım. Ve Deadfire buradan nasıl kurtulurum diye düşünüyor. Karşıda Sylvanas da var. Yani şu an Jaraxxus. Evet, Jaraxxus oynadı. Evet. Bu arada Lethal mı? 4, 9, 12, 15. Evet, tam Lethal var. Hellfire artı Dark Bomb. Mortador Lethal'ı top deklemeyi başardı arkadaşlar. 3-0'lık bir skorla geçmeyi başardı. Daha deminki şansına gelebilecek bir Lethal vardı. O gelmedi ama Mortador yine de maçı kazanmayı bildi arkadaşlar. Yine kısa bir Hearthstone maçı izledik. Biraz da geç başlamasının verdiği şeyle şu an oyuncular kalktılar, yerlerini bırakıyorlar.